Öncelikle şöyle basit bir işlem uygulayacağım. Yanına da çok güzel böyle avokadolu, biberli güzel bir garnitür yapacağım. Şöyle kırmızı soğanım var. Bir de kırmızı soğan da başka şeyde kullanacağım. Şöyle alıyorum. İnce, biraz iri, halkalar halinde, yarım ay şeklinde doğruyorum. Fırın tepsimi önüme alayım. Bir katman oluşturuyorum. Balığıma. Balığıma güzel bir katman yapıyorum şimdi. Biraz iri bir şey tercih ettim. Güzelce yıkadım. Altta derisini hiçbir şey yapmadan direkt şu şekilde koyuyorum. Ve üzerine zeytinyağı. Zaten gördüğünüz gibi yağ katmanları var. Aralarda işte o şeyler var ya, aralarındaki o kaslardaki yağlar. Onlar da birazdan eriyecek, daha lezzetli hale getirecek ama ben bir miktar tabii ki daha lezzet arttırmak adına zeytinyağı ilave ediyorum. Hatta şöyle soğanlara da katayım. Ve birazcık lezzeti arttırmak adına kaju baharatım var. Şöyle üzerine güzelcene balığımın koyuyorum. İyice içerisine nüfuz etsin. Evet, harika. Şimdi ben bunu fırınım 180 derece fırına atıyorum. Artık bir 10-12 dakika içerisinde balığım pişmiş olacak. Şimdi sıra geldi diğer, yani yanına yapacağım güzel bir garnitür, basit bir garnitür yapacağım. Şöyle bir wok tavamı hemen alayım. Altını yaktım. Soğanla başlıyorum. Yarım ay şeklinde, biraz daha ince, yarım ay şeklinde doğruyorum. Biberlerim var burada benim. Doğmalık yeşil biberim. Onları biraz daha küçük küpler haline doğruyorum biberlerimi, soğanlardan farklı olarak. Kırmızı biberim var. Kırmızı biberimi de şöyle ortadan ikiye kesip içindeki şeyleri alayım. Evet. Bu arada tavam benim ısınmak üzere, zeytinyağı ilave edip soğanlarımı sotelemeye başlıyorum. Soğanlarımı kattım. Şöyle bir karıştırayım. Kırmızı biberi de aynı yeşil biber olduğu gibi onları yakın bir şekilde küp küp doğruyorum. Sarımsaklarım var. İki diş sarımsağımı da şu şekilde her zaman yaptığım gibi bıçağımla önce bir güzel ezeyim. Ondan sonra doğruyorum. Biraz tuzum tabii ki. Şöyle sotelemeye devam ediyorum soğanlarımı. Burada benim avokadom var. Avokadoları ne yapacağım? Avokadoları biraz püre haline getireceğim. İçerisine limon suyu sıkacağım. Domatesle beraber biraz kişnişle lezzetlendirip güzel bir aslında guacamole sos dediğimiz işte Meksika mutfağında çok fazla kullanılan. Ondan sonra yana balımı yana inanılmaz derecede güzel bir şey yapacağım. Şöyle bir hafif aldım. Daha sonra bu şekilde iç kısmını şöyle kolaylıkla alıyorum. Gördüğünüz gibi. Soğanlarım burada kırmızı soğan olduğu için hemen sotelendi gördüğünüz gibi. Hiç vakit kaybetmeden biberlerimi şu şekilde koyup sotelemeye devam ediyorum. Domatesim var benim burada. Domatesimi ben alayım. Şöyle bir kabuklarını soyacağım. İrice bir domates. Küp küp doğrayacağım. Konkase domates haline getiriyorum. Biberlerim de yavaş yavaş olmak üzere. Sarımsaklarım vardı. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Artık kapatacağım çünkü altını. Çok da fazla pişirmek istemiyorum çünkü. Biraz daha tuz ilave edeyim. Birazcık pul biber.
Bakın. Altını kapattım. Birazcık karabiberle buradaki soteleme işlemini bitiriyorum. Çok güzel. Çok küçük küçük doğramış olduğum şeyler var ya, avokadolar. Hatta o kadar yumuşak ki avokadolarımı da aldım. Şöyle gelişi güzel. Bakın hemen zaten kolaylıkla doğranıyor. Domatesleri, avokadolarımı bir güzel karıştırdım. Artık lezzetlendireceğim. Kiş dişim var. Evet. Kiş dişimi doğradım. Onu da ilave ediyorum. Lime. En önemli, işte buna lezzet verecek olan meyve, limon. Daha keskin çünkü tadı yeşil limonun, lime'ın. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Birazcık pul biber ve karabiber. Ve ben karıştırıyorum. Kişniş var. İçerisinde lime suyu, domates, avokado püresi, tuz, karabiber ve birazcık pul biberim var. İyice karıştırayım. Çok güzel bir salata da elde etmiş oldum. Burada birazcık daha lezzeti arttırmak için benim bu acı tatlı sosuna az miktar ilave ettim. Biberlerime şöyle bir karıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi garnitürüm hazır. Burada avokado fürem de hazır, biberlerim de hazır. Somonum birkaç dakika içerisinde pişmek üzere.